Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Teknoloji dünyasının kıdemli isimlerinden olan Alcatel, akıllı telefon pazarında yeni ürünüyle oldukça iddialı görünüyor. OneTouch Idol 3, yalnızca kullanışlı tasarımıyla değil, ses sistemiyle de teknoloji severlerin beğenisini toplayacağı benziyor. Özellikle müzik tutkumu ön plana alarak son haftalarda kullandığım telefon hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. OneTouch Idol 3, simetrik tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta telefonun üst tarafı burası, alt tarafı da burası diyemiyorsunuz. Çünkü hem üst hem de alt taraf neredeyse birbiriyle aynı ve bu benzerlik kullanımı da olumlu yönde etkiliyor. Cihazın ön tarafında hem üst hem de alt kısımda hoparlörlerin olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca yine üst ve altta olmak üzere cihazda çift mikrofona yer verilmiş. Böylelikle bir arama geldiğinde telefonu nasıl tutarsanız tutun hızlıca cevap verebiliyorsunuz. Bu konular bu telefonun önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu sebeple de birazdan daha detaylı anlatacağım. Telefon 7.4 mm kalınlıkta ve 141 gram ağırlıkta. Arka tarafı mat, cihazın yan tarafları da kavisli olarak tasarlanmış. Telefonun gayet ince ve hafif olduğunu, kavisli köşeler ve mat arka tasarımı sayesinde de tek elde güçlü bir kullanım hissi verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak birçok kullanıcı bu telefonu iki elle kullanmaya devam edecektir. Ek olarak böylelikle ürünün güzel bir tasarıma sahip olduğunu da belirtmek istiyorum. Tasarım tarafında dikkatimi çeken bir diğer detay ise ekran camının telefonun çerçevesine kıyasla daha önde olması. Yani ekran çerçevenin üzerinde bir yüksekliğe sahip. Bu da olası bir düşmede öncelikle çerçevenin değil de camın zeminle temas edebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla dikkatli olmanızda yarar var. Telefon 5.5 inç Full HD ekranla geliyor. 401 ppi değerindeki bu IPS ekranda Technicolor'ın renk yükseltme teknolojisine yer verilmiş ki Technicolor ismini de ünlü Hollywood filmlerinden biliyoruz. Ürünün sunduğu görüntü performansının güzel olduğunu, farklı açılardan bakıldığında da pek kayıp yaşatmadığını söyleyebilirim. Güneş ışığı altında kullanımda tabii ki biraz kalite kaybı yaşanıyor ancak ekran belirginliği yine de yeterli düzeyde. Ekran dokunuşlarına verilen tepkiler de genel olarak başarılı. OneTouch Idol 3 Snapdragon 615 chipsetine sahip 8 çekirdekli işlemciye 2 GB RAM'e sahip. OneTouch Idol 3'ün bir de 4.7 inç HD ekrana sahip ve Snapdragon 410'lu modelinin olduğunu da söylemek istiyorum. Yaptığımız testlerde telefonun Antutu'da 31.813 puan, Geekbench 3'te de tek çekirdekte 642, çift çekirdekte de 2.443 puan elde ettiğini söyleyebilirim. Cihaz ortalama bir performansa sahip ve şu an Google Play Store'da yer alan birçok oyun ve uygulamayı çalıştırabiliyor. Telefonda Angry Birds 2 ve Dead Trigger 2 gibi oyunları oynadık ve ara ara nadir ufak takılmalar yaşadık ama bunlar sorun oluşturacak boyutlarda değildi. Uzun süreli oynanışlarda da telefonun fazla ısındığına şahit olmadım. Android Lollipop işletim sistemine sahip olan telefon, arka planda çalışan uygulama sayısı arttıkça yavaşlıyor ve menüler arası geçişlerde de bu uygulamaları açarken de kasmalar yaşanabiliyor. Örneğin Facebook açıkken WhatsApp'a girip bir şeyler yazdıktan sonra bir de Twitter'ı açmaya kalkarsanız ekrandaki geçişlerde donmaların olduğunu ve ekranın dokunmatiğinin de geç cevap vermeye başladığını fark ediyorsunuz. Akıcı bir kullanım için sürekli olarak arka planda boşa çalışan uygulamaları kapatarak verimli RAM miktarını artırmanızda yarar var. Arayüz demişken cihazın basit ve kullanışlı bir arayüzü var. Bu telefonun ekranı %100 olarak tersine çevrilebiliyor ve Alcatel bunu bir ilk olarak gösteriyor. Idol 3'te Alcatel'in en çok güvendiği özelliklerden biri bu. Telefonun tasarımına baktığınızda cihazın ön kısmında iki tarafında birbirine benzediğinden ön kamerayı ve LED bildirim ışığını saymasak tamamen aynı olduğundan söz etmiştim. Bu simetrik tasarım hem cepte taşıma hem de avuçta tutuş için iyi, aynı zamanda yaptığınız görüşmeler için de çok iyi. Diyelim ki telefonunuz cebinizdeyken çalmaya başladı. Normalde telefonu çıkarır, cihazın üst tarafı kulağınıza gelecek şekilde ayarlarsınız. Bu süreç belki de birçok kullanıcı için önemli olmayabilir ama bu ayarlama sırasında vakit kaybediyorsunuz ve belki de bu sebeple önemli bir görüşmeyi kaçırabiliyorsunuz. OneTouch Idol 3 ise cebinizden nasıl çıkarırsanız çıkarın anında görüşmelere cevap vermenize yardım ediyor. Çünkü ekran ürünü çevirmenizle birlikte anında dönüyor ve öndeki iki hoparlörün yanında iki tane de mikrofon olduğu için her durumda yön kaygısı yaşamadan hızlıca konuşabiliyorsunuz.
Vantage Idol 3'ün ideal olduğu bir diğer konu ise hoparlörleri ve ses kalitesi. Alcatel bu üründe oldukça başarılı bir donanıma yer vermiş ve Harman teknolojisini de donatarak hem yazılımsal anlamda hem de donanım anlamında kullanıcıları mutlu etmeyi arzulamış. Telefonun ön tarafında yer alan iki hoparlör oldukça güçlü ve temiz sesler veriyor. Bu bağlamda ürünün piyasada birçok üst seviye telefonu rahatlıkla geride bırakabildiğini söyleyebilirim. Bunun yanında telefonda bir de Vantage Mix müzik uygulaması bulunuyor. Bu uygulama kendi müzik arşivinizi dinlerken aynı zamanda bir DJ gibi birçok düzenleme yapabilmenize ve efektler kullanabilmenize imkan sağlıyor. Tabii bu keyifte telefonun kutusundan çıkan kaliteli ve kulak içi bir silikon başlıklı kulaklıkla katmerleniyor. Yine diğer birçok modelle kıyaslarsak ses tarafında genel olarak Alcatel'in başarılı bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ve gelelim kameralara. Ürünün ön tarafında 8 megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor. Arka tarafında da 13 megapiksel değerde ve flaş ışıklı ana kamera yer alıyor. Arka kamerayla hızlı netleme yaparak fotoğraflar çekilebiliyor. Özellikle gün ışığı performansı sınıfına göre başarılı. Ön kamerayla da geniş açılı güzel selfie öz çekimler çekebilmeniz mümkün. Her iki kamerada 1080p 30 fps değerinde video çekim özelliği sunuyor. Ama tabii ki ışık düzeyi azaldıkça iki kameranın da performansının yavaş yavaş düşmeye başladığını hatırlatmakta fayda var. Pil tarafında da 2910 mAh değerinde bir pil kullanılmış. Tek şarj ile bu telefonu bir gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ancak Alcatel bu telefonda dikkat çekici ve detaylı bir pil tasarruf moduna yer vermemiş. Son sözlere gelecek olursak Vantage Idol 3 şık ve kullanışlı tasarımı, hoparlörleri, ses kalitesi ve ekranıyla ön plana çıkan bir telefon. Düşünün, ekran %100 dönebiliyor ve ön tarafta iki mikrofon olması sayesinde de üst alt neredeydi kaygısı yaşamadan hızlıca aramalara cevap verebiliyorsunuz. Snapdragon 615 chipsetine sahip ürün ara ara kasılmalar yaşayabiliyor. Performans tarafında biraz daha çalışma yapılsaymış çok daha iyi olurmuş. 5.5 inç ekranlı Alcatel Vantage Idol 3 ülkemizde 1599 lira fiyat etiketiyle satılıyor ve önümüzdeki günlerde satış ağının daha da geniş bir şekilde teknoloji severlere sunulması gündemde. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.